Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar anatomi ve fizyoloji dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınav öncesi. İlk sınav olduğu için klasik sorular bol miktarda gelecektir. Biz de onun için hazırlığımızı bu yönde yaptık. Aşağıdaki klasik soruları kısaca cevaplayınızdaki ilk sorumuz anatomi nedir? Kısaca tanımını yazınız. Arkadaşlar bu soru %100 banko gelecektir bizden hatırlatması. Hemen anatominin tanımını sizlere yazmaya çalışalım. Vücudun normal şeklini yapısını vücudu oluşturan organları ve bu organları veya bu organların diyelim, bu organların arasındaki yapısal, görevsel ilişkileri inceleyen bilimdir arkadaşlar. Evet, anatominin tanımı bu şekildedir. Zaten bu derste ilk öğrendiğimiz anatominin tanımıydı diyelim ve bunu hatırlatarak geçelim ikinci sorumuza. Diğer sorumuzda bahsettiğimiz ifade arkadaşlar, anatominin bölümleri nelerdi? Tabii ki tanımını yaptık. Bölümleri de var anatominin. Peki anatominin bölümleri nelerdi? Hatırlayalım. Biliyorsunuz ki patolojik anatomi var, topografik, mikroskobik, radyolojik, gelişimsel, klinik, karşılaştırmalı, nöro, anatomi şeklinde bölümleri, alt dalları. Hemen birinciye yazalım arkadaşlar. Birincisi patolojik. Kısaca anatomi yazalım şöyle. Bir diğeri topografik anatomi. Bir diğeri mikroskobik anatomi. Diğeri radyolojik anatomi. Bir diğeri gelişimsel anatomi. Bir diğeri klinik anatomi. Bir diğeri karşılaştırmalı. Anatomi diyelim. Ve son olarak da nöro anatomi arkadaşlar. Evet, anatominin bölümlerinde bu şekilde maddeler olarak sizlere bir kez daha hatırlattık. Çünkü soruluyor arkadaşlar, dikkat edin lütfen. Son bölümümüzde bu soruda, bu sayfada son bölümümüz bir başka soru. Görüyorsunuz ki yine karşılıklı bir şeyler isteniyor. İnsan vücudunu oluşturan sistemler nelerdir? Latince karşılıkları ile birlikte yazınız. Evet, buradaki sistemler biliyorsunuz dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım, sinir, solunum ve hareket ve destek sistemleri olmak üzere arkadaşlar 6'ya ayrılıyor biliyorsunuz. Bunların Latince karşılıklarıyla birlikte yazalım. Birincisi sindirim sistemi. Diğeri dolaşım sistemi. Bir diğeri boşaltım sistemi. Bir diğeri sinir sistemi. Diğeri solunum sistemi. Ve son olarak da hareket ve destek sistemi. Evet. Türkçe olarak alışa geldiğimiz anlamları bunlar ama bunların da tabii ki Latince kavramları var. Dolaşım sistemi arkadaşlar, özür dilerim. Sindirim sistemi biliyorsunuz ki Sistema Digestorium. Hemen yazalım arkadaşlar burayı. Sistema
Digestorium. Bir diğeri dolaşım sistemi. Biliyorsunuz ki dolaşım sistemin de aynı şekilde Latince karşılığı var. Dolaşım sistemin Latince karşılığı da arkadaşlar Sistema Cardiovasculare arkadaşlar. Onu da yazalım. Cardiovasculare. Bir diğerine bakalım arkadaşlar. Boşaltım sistemimiz var. Biliyorsunuz ki boşaltım sistemimiz aynı şekilde ifade edilen sistemlerden. Boşaltım sisteminin de yine Sistema Urinarium var arkadaşlar. Bunu da yazalım. Sistema Urinarium. Bir diğeri sinir sistemimiz. Sinir sistemi de yine aynı şekilde Sistema Nervosum arkadaşlar. Nervosum. Bir diğer sistemimiz solunum sistemi, o da Sistema Respiratorium. Ve son sistem olarak hareket ve destek sistemi, yine Sistema Locomotorium arkadaşlar. Yine bunu yazalım. Sistema Locomotorium şeklinde ifade ediyor. Evet, insan vücudunu oluşturan sistemler ve Latince karşılıkları bu şekilde arkadaşlar. Hatırlattıktan sonra geçiyorum bir başka klasik sorumuza. Burada da karın boşluğunda bulunan organlardan 5 tanesini yazınız. Evet, karnımızda, vücutta, karın boşluğunda bulunan organlar var biliyorsunuz. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Hatırlayalım. Birincisi, yani aklımıza en önemli gelenlerden mide, karaciğer, safra kesesi, pankreas, ince bağırsak, bunlar hep mide başta olmak üzere karın boşluğunda bulunan organlar. Öncelikle mideden başlayalım. Birinci organımız mide. Diğeri karaciğer. Bir diğeri safra kesesi. Bir diğeri pankreas ve son olarak da ince bağırsak yazabiliriz. Evet, bu şekilde karın boşluğunda bulunan organlardan 5 tanesini hatırlatmış olalım ve geçelim çoktan seçmeli sorular arkadaşlar. Yine klasik soruların yanında çoktan seçmeli sorular bol miktarda gelecek, bunu biliyorsunuz. Birinci boşluğumuz, bakalım birinci sorumuzun doğru cevabı hangisi olacak? Arkadaşlar, bu kısımda dokuların bir araya gelmesiyle oluşmuş ve belli bir işlev için düzenlenmiş oluşumlara ne ad verilir şeklinde bir ifade var ki buradaki kavram, direkt söyleyelim arkadaşlar, sistemi ifade eder. Buradaki sistoloji, özür diliyorum, sitoloji hücreleri inceleyen bilim dalı, bu değil. Histoloji bitki ve hayvan dokularını inceleyen bilim dalı. Zaten anatominin tanımını verdik. Organ da zaten parça, vücudun parçalarını oluşturan her bir sistem. Dolayısıyla cevabımızın Denizli seçeneği olduğu birinci soru için gayet açık diyebiliriz. Buradaki kavramları lütfen iyi bilelim arkadaşlar. Soruluyor çünkü. Anatomik pozisyonda bulunan bir şahsın vücudunun tam ortasından geçen, vücudu sağ ve sol iki simetrik parçaya ayıran düzlem arkadaşlar. Bakın, sağ ve sol, buna dikkat edin, en önemli püf noktası. Sağ ve sol biliyorsunuz ki planum medianum kavramıyla ifade edilir. Cevabımız Bursa, ama buradaki transvers planum vücudu üst ve alt bölümlere ayırıyor. Buradaki frontal planum biliyorsunuz ki planum medium'a, medianuma dikey olarak alın bölgesine paralel yukarıdan aşağı ve tersine geçen tüm düzlemler. Bu da değil. D seçeneğindeki sagittal aksis yere paralel önden arkaya ya da arkadan öne doğru geçen eksen. Transfer aksis ise yere paralel bir şekilde devam eden sağdan sola ya da soldan sağa geçen eksenler. Dolayısıyla bizden istenen açıklama kavram olarak karşılığı planum medianumdur arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği diyoruz bu soru için. Üçüncü sorumuzda hangisinin yapısında en çok katı değişici epitel bulunur arkadaşlar?
Çok katlı, katı dedim özür diliyorum. Çok katlı epitel, değişici epitel hangisinin yapısında bulunur? Bizden istenen bu. Burada bahsedelim mesanedir arkadaşlar. Cevabımızı mesane olarak söyleyelim ama buradaki çok katlı değişici epitel bir kere yüzeyde bulunan hücrelerin değişerek organın işlevine yanıt verebilecek tarzda şekillerini değiştirebilen epitel tür arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Geçici olarak şekil değişikliği oluştururlar. Dolayısıyla mesane bu bahsettiğimiz sorunun cevabı ama burada ifade edilen diğer soluk borusu olsun, tükürük bezi, yutak ve mide çok katlı değişici epitel bulunmaz arkadaşlar bunların yapısında. Dolayısıyla buna dikkat ediyoruz. Cevabımız Adana seçeneği diyelim 3. sorumuz için. Diğer sorumuza bakalım. Hangisi destek doku değildir? Evet, destek doku maddeler olarak da bunları da öğrenmiştik. Biliyorsunuz ki kas dokusu destek dokusu değildir arkadaşlar. Bu kas dokusunun yanında yağ dokusu olsaydı burada çünkü yok görüyorum kan doku, kıkırdak doku, kemik doku, bağ doku, destek dokusu iken kas dokusu diye bir doku, destek dokusu yok. Onun için cevabımızın Adana seçeneği olduğunu yazalım, cevaplayalım. Çünkü yağ dokusu diğer destek dokusunun beşincisidir arkadaşlar. Cevabımız böylelikle A seçeneği diyoruz bu soru için. Beşinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bağ dokunun hareketli hücresi değildir? Evet, hareketli hücresi değildir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki lenfositler kemik iliği tarafından üretilen ve kanın bileşiminde yer alan beyaz renkli hücreler. Dolayısıyla bu hareketli hücrelerden biri. Plazma hücreleri antikor üreten beyaz kan hücreleridir. Bu da hareketli hücrelerden. Makrofajlar dokularda bulunan patojenlerin, ölü hücrelerin yutulmasından sorumlulardır. Bu da hareketli hücre. Burada nötrofil lökositler dediğimiz enfeksiyona sebep olan yabancı organizmaların yanına ilk giden öncü hücreler arkadaşlar. Bu da hareketlidir ama bu bahsettiğimiz fibroblastlar vücutta kolajen ve diğer lifleri üreten bağ dokusundaki hücrelerdir ve hareketli değil sabit hücrelerdir. Onun için cevabımız Edirne seçeneği diyoruz 5. soru için arkadaşlar. 6. soruya geçelim hemen. Burada bahsettiğimiz 6. soruda yine aynı şekilde kavramlar var. Bu kavramları mutlaka biliyor olmamız lazım ki cevaplayabilelim. Kemik dış yüzeyini saran ve kemiğin enlemesine büyümesini sağlayan. Bakın enlemesine diyor. Bu önemli bir ipucu. Enlemesine büyümesini sağlayan zar hangisidir ifadesi var. Arkadaşlar bunu periosteum şeklinde direkt söyleyelim. Ama buradaki endosteoma da dikkat edin. Bu endosteom dediğimiz ilik boşluğunun duvarlarını kaplayan zar. Plevra dediğimiz akciğerleri çevreleyen iki katlı ince bir zar tabakası. Perikard kalbin dış yüzeyini saran iç ve dış katmandan oluşan bir kalp zarı. Periton ise bildiğimiz üzere karın duvarlarının iç yüzünü ve bu boşlukta yer alan tüm organları koruyan ve saran zar. Dolayısıyla kemiği enlemesine büyümesini sağlayan zarın periosteum olduğunu bir kez daha hatırlatalım sizler için. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Yedinci soruda da aynı şekilde yine değişik kavramlarımız var. Kas hücresinde kasılmayı sağlayan ipucu bu. Kasılmayı sağlayan kısa protein iplikçik şeklindeki liflere ne ad verilir arkadaşlar? Kasılmayı sağlıyorsa bunun miyofibril olduğunu bilmemiz lazım. Cevabımız Edirne seçeneği. Buradaki sarkomer biliyorsunuz ki bir çizgili kas dokusunda boru şekilli kas hücreleri arkadaşlar. Sarkolemma kas hücrelerini örten hücre zarı. Sarkoplazma kas hücrelerinde bu miyofibriller arasını dolduran sıvı kas hücresi sitoplazmasıdır. Hiperplazi ise bir dokuya da organın büyüklüğünün hücrelerinin sayısındaki artış sebebiyle artması. Dolayısıyla bizden istenen açıklama miyofibrildir. Dolayısıyla cevabımızı Edirne seçeneği olarak bir kez daha hatırlatalım sizlere. 8. sorumuza bakalım. Akciğeri dıştan saran seröz zarın adı nedir ki? Biraz önce bundan bahsettik arkadaşlar. Akciğer zarı diyoruz biz buna. Plevradır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Perikard. Biraz önce de söylemiştik. Perikard bildiğimiz üzere kalbin dış yüzeyini saran zar. Periton, karın boşluğunu ve tüm iç organları koruyan zar. Müköz zar ise arkadaşlar bazı iç organları kaplayan ve mukus salgılayan bir zar. Membran ise hücrenin dış kısmında bulunan molekülleri özelliklerine göre hücre içine alan veya dışarı bırakan bir katman. Dolayısıyla cevabımız istenen cevap Adana seçeneği olacak 8. soruda.
Dokuzuncu sorumuza bakalım. Kemik dokusunu ortadan kaldırmakla görevli hücre hangisidir? Bakın, kemik dokusunu ortadan kaldıran hücre bildiğimiz üzere osteoklasttır. Arkadaşlar direkt cevabını verelim. Ama buradaki ossa biliyorsunuz ki kafatası kemiklerine verilen isim. Osteoblast aynı şekilde kemik yapıcı bir hücre. Osteosit ise kemik yapıcı hücrelerin olgunlaşmasıyla oluşan bir hücre. Buradaki osteogenez ise kusurlu kemik oluşumu arkadaşlar. Bu bir kusurdur. Ama burada kemik dokusunu ortadan kaldırmakla görevli hücrenin osteoklast olduğunu, cevabın C olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım sizlere. 10. sorumuzda sırt, bel bölgesinin Latince karşılığı nedir? Evet, sırt ve bel bölgesine hatırlayın biz. Regio dorsalis diyoruz arkadaşlar Latince karşılığı olarak. Burada regio umbilicale bahsettiğimiz gibi göbeği çevreleyen bir bölge. Regio axillaris aynı şekilde koltuk bölgesi. Regio caput, caput kafa baş demek, kafa bölgesi. Regio abdominalis ise arkadaşlar karın bölgesi, ama sırt ve bölgesinin Latince karşılığının regio dorsalis olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım sizlere. Evet, 11. sorumuza bakıyoruz. Videomuzun son sayfası ve son 3 sorusu arkadaşlar. Toraks kaviti ile abdominal kaviti birbirinden ayıran kas yapı hangisidir şeklinde ifade edilir ki biliyorsunuz ki bu kas yapının diyafram olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Cevabımız direkt C seçeneği olarak işaretleyelim. Buradaki toraks kaviti dediğimiz arkadaşlar biliyorsunuz ki göğüs boşluğu, abdominal kaviti ise karın boşluğu. Bu ikisini birbirinden ayıran kas yapısı diyaframdır. Cevabımız C. Ama buradaki ren Latince karşılığı olarak ren verilmiş böbrektir arkadaşlar. Hepar karaciğerdir. Buradaki akciğeri biliyoruz zaten. Sternum da yine göğsü birbirine bağlayan göğüs kemiği dedik. Ama bizden istenen buradaki bu iki tarafı da göğüs boşluğu ve karın boşluğunu birbirinden ayıran kas yapısının diyafram olduğunu bir kez daha hatırlatmak sizlere. Geçiyorum 10. sorumuza. Son iki sorumuz. Özür diliyorum. 12. soru. Medyan düzleme göre bedenin sol kısmındaki solda olan için kullanılan terim hangisidir? Bakın, sol kısmındaki solda anlamına gelen terim bildiğimiz üzere sinisterdir arkadaşlar. Sol demek, solda bulunan, sol tarafta olan demek. Bu altındaki, bu A seçeneğindeki inferior altında veya alt tarafında bulunan demek. Superior üstte veya üst tarafta. Anterior ön tarafta. Dexter de bilindiği üzere sağ tarafta, sağda olan anlamına geliyor. Ama bize sol sorulduğu için sinister şeklinde kavramımız E seçeneğinde doğru cevap olarak verilmiş. Son sorumuz videomuzdaki hücre yenilenmesi anlamına gelen anatomik kelime hangisidir? Arkadaşlar biz hücre yenilenmesini hangi ifadeyle söylüyorduk? Tabii ki rejenerasyon. Re yeniden demek arkadaşlar. Jenerasyon yenileme, yeniden yenilenme anlamına gelen rejenerasyon kavramıdır. Doğru cevap. Buradaki dejenerasyon dokulardaki normal yapının bozulması demek. Aktivasyon etkinleştirme demek. Deformasyon bir doku ya da organın çevresel faktörlere neden olduğu anatomik biçim bozuklukları arkadaşlar, bu deformasyon. Jenerasyon ise zaten kuşak, soy, nesil anlamına gelen bir kavram. Ama bizden istenen rejenerasyon kavramıdır. Cevabımız Bursa seçeneği diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Tüm sağlık meslek lisesi öğrencilerini kanalımıza davet ediyoruz. Siz de arkadaşlarınızı kanalımıza davet ederseniz bizleri çok sevindirmiş olursunuz diyelim. Hoşça kalın, ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.